أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresinin 46. ayeti. En son mealinde kalmıştık. Başlamıştık meale. 46. ayet. Minellezine hadu yuharrifunel kelime amme vadi'ahi. Dönmüş olanlardan öyleleri var ki kelimeleri kendi yerlerinden tahrif ediyorlar. Ve yekuluna ve diyorlar ki semi'na ve asayna işittik ve isyan ettik. Semi'na ve asayna. Vesma' gayra musma'in. Ve işit. İşitmez olası. Vesma' gayra musma'in. Ve ra'ina ve bunları şöyle yapmayı düşünmüştüm. Şimdi Ra'ina'ya gelince aklıma geldi. Cenab-ı Hakk'ın ayetin devamında yaptığı öneride şöyle desinler, deselerdi daha hayırlı olurdu da ki aynı olanları anlamlandıralım. İşittik mesela, semi'na orada da var. Ama değişikliğe uğradığını, başka türlü söylendiğini, eğilip büküldüğünü anladıklarımızı da orijinaliyle koyalım, dipnota inelim. Dipnotta muhtemel anlamlarını verelim ve eğilip bükülebildiğini, bunların problemli olan veya onlar tarafından problemli olarak kullanılabildiğini söyleyelim. Mesela semi'na demişler ve asayna. Semi'na'yı koyalım. Diyorlar ki işittik ve asayna. Asayna. Semi'na'ya da işte bu. Semi'na Cenab-ı Hakk'ın önerisinde de var ya, demek ki onda bir problem yok. Onu düzgün kullanırlar demek ki. Ama üzerinde oynama yaptıkları, demek ki Asayna'da oynama yapıyorlar. O yüzden Asayna yerine Ata'na'yı Cenab-ı Hak şey yapmış.
Semihana da da problemli bir şey yapıyor olsalardı, yani o da problemli bir kullanıma imkan veren bir kelime olsaydı, Cenab-ı Hak onu da düzelttirirdi. Onu da onun yerine böyle desinler derdi. O yüzden onlara anlam vermekte problem yok. Bunlara böyle orijinal koyup dipnotta, mesela şuna dipnotta şey diyelim. Asayına isyan ettik yahut ne anlamı vardı bir de, aldık semi'na bihi, şey asayına bihi vardı ya sözlükte, isyan ettik yahut aldık anlamlarına gelebilir. Yahut ya da bu kelime eğilip bükülerek normal bir şekilde telaffuz edilmiş olabilir. Yani bunu öyle bir eğip büküyorlardı ki normal bir kelime gibi anlaşılıyor. Artık hangi kelimeye evirip büküyorlardı onu kestiremiyorum ama bunu bu haliyle, yani asayına haliyle söylemiyorlardı. İsyan ettik haliyle söylemiyorlar. Ya da bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir manada. Tamam, kabul edilebilir. Ya da bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir manada bir şekilde telaffuz edilmiş olabilir. Yani asayna değil de ne diyorlar onu, ne demiş olabilirler onu, yani bilemiyorum. Asa gibi. Hayır, şey yani öyle bir şey söyleyeyim. Normal o anda yadırgamıyor karşı taraf. Normal bir şey. Hayır, onu ona öyle. Mesela Esselamu Aleyküm örneğinde olduğu gibi onu aslında Esselamu Aleyküm diyecek. Ama öyle demiyor da biraz kıvırarak söylüyor. Ama telaffuzu karşı tarafı yanıltacak şekilde söylüyor ama kendi muradı başka. Bize Cenab-ı Hak onların muradı olduğu biçimde ifşa etti diye düşünüyorum. Yani onlar asayna'yı niyet ediyorlardı. Asayna'yı esasında söylüyorlardı ama eğip bükerek başka bir kelime, normal bir kelimeymiş gibi takdim ediyorlardı. Hocam bir şey yapalım mı? Yani bunun muhatabını aldatabilir bir şekilde açıklama madem yapacaksa çok açık bir şekilde yazabiliriz. Yani açık yazdım. Daha nasıl yazabilirim? Şimdi muhatabını değiştirebilir bir şekilde, yanıltacak şekilde kelimeyi eğip bükmek gibi. Ya da bu kelime, yani asayna kelimesi eğilip bükülerek, bir şeyler yapılarak o kelimeye kabul edilebilir, normal bir şeymiş gibi o karşı tarafa. Ama esas da bunların özündeki işlerindeki niyet anlam asayna anlamında. Anlam kaydırması yani. Tabii esas maksatlarını ayet söylüyor zaten. Karşı tarafa bunları dinlenmiş gibi kabul ettirme. Kitaptanmış gibi. Hocam mesela miskin kelimesi gariban, fakir anlamına geldiği gibi bir de kötü, mücevizsiz. Öyle aynı kelime, de olabilir, olmayabilir de. Yani çünkü ayette leyyen bir elsinetim var. Ağızlarını eğip bükerek, yani anlatabildim. Dolayısıyla bunu başka bir şekilde telaffuz ediyorlardı. Bu kadar açık telaffuz etmiyorlardı. Bizim gençliğimizde özellikle İmam Hatip çevrelerinde Bakara'nın inek olduğunu öğrendikten sonra şey yaparlardı böyle. Bakara mısın derlerdi. O arada sen onu eğip büktüğü için tam Bakara gibi de söylemiyor. Bakar mısın gibi anlıyorsun. Sen de evet buyur falan dediğinde inek olduğunu kabul etti diye. Buna benzer bir şey. Yani o onun içine giydiriyor. Sen normal, bak sana normal bir şey söylüyormuş gibi değerlendiriyorsun. Ama o aslında o arada onu sana tam bakar mısın demiyor, normal demiyor.
biraz sondaki R'yi hafif çekiyor ama sen o esnada o aradaki nüansı yakalamıyorsun. Böyle bir şey yapardık yani, yapılırdı daha doğrusu. Burada da buna benzer bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani asaynayı öyle bir şey yapıyor ki, ama hangi kelimeye dönüştürüyordu bunu onu bilmediğim için ne yaptıklarını da çok iyi bilmiyorum. Ayette zaten bize dillerini eğip bükmekten gayrı bir ipucu vermiyor ne yapıyorlardı. Ama ağızlarında bunu bir geveliyorlardı. Bu kelimeyi Hazreti Peygamber'e asayna biçiminde söylemiyorlardı. Sana asi olduk biçiminde söylemiyorlardı. Daha normal bir kelime olduğunu bozarak söylüyorlardı. Ama esas muratları bu. Hazreti Peygamber bilse ki asayna demek istiyorlar, çözebilir belki o esnada, ama onu öyle düşünmüyor o esnada. Normal konuşuyorlar. Tabii iyi niyet içerisinde. Dolayısıyla kelimeyi de fonetik olarak kendi düzgün haliyle anlıyor. Ya da bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir şekilde telaffuz edilmiş olabilir. Yahut işte bir başka teori şey söylediydi Selçuk, bunu aldık anlamında. Yani semi'ana işittik, ve asayna ve aldık. Bu da olabilir ama bana pek şey gelmiyor. Çünkü asayna'nın çok santral manası isyan ettik anlamında. İlk akla o geleceği için tepki oluşturur o esnada. Aa, ne demek istiyorsun? Dolayısıyla şeye oturmuyor gibi, yerine oturmuyor gibi. Diğer kelimelere bakalım. Devam edelim daha doğrusu meale. İşittik ve asayna. Şimdi asayna'dan dipnota gelen adam ne yapacak? Dipnotta şunu görecek. İsyan ettik yahut aldık anlamlarına gelebilir. Ya da bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir şekilde telaffuz edilmiş olabilir. Yani bu kelimeyle bir şekilde oynadılar. Hazreti Peygamber'in yüzüne böyle sana isyan ediyoruz falan demediler. Eğdiler, büktüler. Zaten olayın esprisi o. Ama ayet onları ifşa ediyor. Dolayısıyla esas söylemek istedikleri biçimiyle bize söylüyor ayette. İşittik ve asayna. Ve işitmez olası. Bu da وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعِنْ ifadesinin Cenab-ı Hakk'ın önerisinde وَاسْمَعْ bölümü var. Dolayısıyla onu aynen yazabiliriz. Ve işit, işit kısmı kalsın. Problemli olan kısmı غَيْرَ مُسْمَعِنْ ve işit. Ey gayra müsmain. Aynı şeyi buna da dipnotta inelim. Buradaki ey kelimesini ne gördü hocam? Gayradaki şey mensubiyet sesleniyor ya, onu vesme gayra müsmain muzaf olduğu için tıpkı ya Resulallah'taki Resul nasıl mensup oluyorsa ondan ötürü. Ve işit ey gayra musma'in. Şimdi gayra musma'inden de dipnot çıkalım. Ey işitmez olası. Tamam, o E'yi orada kaldırıyorum çünkü aşağıda zaten taşıyacağım. İşit gayra musma'in. İşit. İşitmez olası. E'yi de buradan da kaldırayım o zaman. İşit, işitmez olası. Gerek kalmıyormuş buna. İşitmez olası yahut devamını şunu aynen oraya da ekleyeceğim. İşitmez olası yahut bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir şekilde telaffuz edilmiş olabilir. Şey yorumu da vardı tefsirlerde. Yani işitmez olası değil de o isma gayra musma'in, işit hayırdan başka bir şey duymayasın iyi versiyonu. İşit kötülükten başka bir şey duymayasın kötü versiyonu, dua versiyonu, beddua versiyonu.
Öyle öyle de yapabiliriz ama ayette o açık değil. Yani hayır işitmeyesin ya, ne hayır kavramı ayette var, ne kötülük kavramı var. Ama o niyette diyorlar, bu ifade iyi de telakki edilebiliyordu. Yani İsmâ gayra musmâin dediğinde bunu Hazreti Peygamber yani bana kötü bir şey duymayasın niyetiyle söylüyor. Ben bunun herhalde durumu izaha yönelik bir açıklama gibi de olabileceğini düşünüyorum. Neticede ayet gayra musmâin demek işitmez olası demek. İşitmez olsaydım gibi. Sen biz değil. Ente gayramız, isme gayramız men. Olsaydım derken kendinle ilgili söylüyorsun. Ya bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir şekilde ifade edin, telaffuz edilmiş olabilir dedik. Yukarı dönüyorum. Hasayna ve işit gayramız men. Ve bir de ne kaldı? Ve rayna. Ve diyorlar ki işit. Ve asayna ve işit gayra musma'in. Ama bu aradaki ve'ler Cenab-ı Hakk'ın anlatımından ötürü gelen ve'ler. Yani işittik diyorlar. Bir de işit işitmez olası diyorlar. Bir de ra'ina diyorlar. Bu onların ve'si değil. Dolayısıyla şunlar da şunların ve ile ayrılması lazım. Ne yapalım? Bunları İtalik yapalım. Şunu da italik yapalım. Ama bu onların sözü. Semi'ne ve asayna. Bu ikisini beraber söylüyorlar. Ve buradaki ve onların ve'si. Onu da italik yapalım. Ama şu Cenab-ı Hakk'ın anlattığı bir şey. Ve esma gayra musma'in. Esma gayra musma'in de diyorlar diye. İşit gayra musma'in. Bunu da terk yapalım. Bir de ra'ina diyorlar. İşittiğine tırnağı düşme. Tırnağı alırsan bu aşağıya taşıdıklarım eğer öyle yapacaksam hiç eğmeyeyim. O zaman sadece tırnak için alayım. Şöyle yapalım. İşittik ve asayna diyorlar. Ve şunu da buradan kaldırayım. İşit gayra musma'in diyorlar ve ra'ina diyorlar. Ama nasıl? Ve diyorlar ki işittik ve asayna ve işit gayra musma'in ve ra'ina. Şimdi ayetin devamındaki şu ifadeyi mealciler hep yukarı taşımışlardı. Leyyen bi elsinetihim ve ta'nen fiddin. Dilleriyle eğip bükerek ve dine saldırarak. Bunu yukarı herhalde taşımalıyız. Tahrif ediyorlar. Ve dilleriyle eğip bükerek ve dine saldırarak diyorlar ki İşittik ve asayna ve işit gayra musma'in ve ra'ina. Bu da bitti. Ra'ina'ya da dipnot koyalım. Çobanımız. Çobanımız yahut güt bizi anlamlarına gelebilir.
ya da bu kelime eğilip bükülerek kabul edilebilir bir şekilde telaffuz edilmiş olabilir. Acaba İsmet Olası manasında var, onu da etkilemiyorsunuz. Hangisinde? Efendim? Hocam bir ben de şeyle okudum. Ahmak manasına da geliyormuş Arapça. Hangisi? Ra'inan. Olabilir. Emir fiil mi ki? Bizi diyorsunuz. Tabii yani ra'i na. Na da müfulü onun. Evet, bizi göz, bizi güt. Çobanlığımızı yap gibi. Aslında çok şey bir manası yok ama. Fiil era değil mi hocam? Emir era mıydı? Ra. Ra. Fiil emri diyor bir şey. Ra'i. Ra'i emri. Hı hı. Dönmüş olanlardan öyleleri var ki kelimeleri kendi yerlerinden tahrif ediyorlar ve dilleriyle eğip bükerek ve dine saldırarak diyorlar ki işittik ve asayna ve işit gayra musma'in ve ra'ina ve lev ennehum kalu, halbuki onlar demiş olsalardı ki وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا işittik وَأَطَعْنَا ve itaat ettik وَاسْمَعْ وَانْضُرْنَا ve İşit ve undurna, bizi gözet. Atladık mı burada? Leyyan'da değil mi orada söyledi? Efendim? Leyyan'dan sonra konuşacak mıydı? Leyyan'ı yukarı şeyin içerisine aldım ya, dilleriyle eğip bükerek ve dini sandırarak. Yukarıda üç tane vardı. Üçüne karşılık üç tane alternatif Cenab-ı Hak verdi. İlki işittik ve asaynaydı. Ona karşılık işittik ve itaat ettik önerdi. İşit gayra musma'in ifadesinin sadece işitini aldı, gayra musma'ini hasfetti. Ona bir öneri getirmedi. Komple kopardı onu. Sondaki ra'inayı da ona da alternatif olarak bizi gözet. Zaten bunu başka ayette de geçen ders gördük. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu unzurna. Demek ki buradaki unzurna ra'inanın mukabilinde gelmiş. Dolayısıyla gayra musma'in bütünüyle hasfedilmiş. Esma'a kalmış. Halbuki onlar demiş olsalardı ki işittik ve itaat ettik ve işit ve bizi gözet. Lekâne hayran lahum ve akvama. Onlar için daha hayırlı ve daha sağlam düzgün diyeyim. Daha düzgün. Akvam kelimesi düzgünlük, düz, kıyam, doğruluk, daha yakın belki. Daha hayırlı ve daha düzgün olurdu. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمْ. Halbuki onlar demiş olsalardı ki işittik ve itaat ettik ve işit ve bizi gözet, onlar için daha hayırlı ve daha düzgün olurdu. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمَا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا وَلَكِنْ Allah onlara yok saymaları sebebiyle lanet etmiştir.
فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Dolayısıyla az hariç onlar iman etmiyorlar. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Davet etmişsin, davet ettiler. Olur, ikisi de mazi. Ve lakin şey, Allah... Şey yani. Mazi ya şimdi. Zaten mazi, her halükarda mazi. Türkçe'de eskiymiş biraz. Tabi eskiden ayrıca bir şey yok. Ve lakin la'anehumullahu. Ve lakin Allah onlara yok saymaları sebebiyle lanet etti. Dolayısıyla az hariç onlar iman etmiyorlar. Etmiştir'i şundan dolayı belki kullandın. Şimdi yukarıda bunlar böyle söylediler, şöyle yaptılar, böyle demiş olsalardı sanki meselenin aslı buymuş gibi takdim edilir, yani anlaşılabilir. Cenab-ı Hak ayetin sonunda istidrak yapıyor, lakin ile. Diyor ki böyle görüyorsun ama işin aslı bu değil. İşin aslı onların yok saymaları, küfürleri var. Bu onların küfürlerin tezahürlerinden sadece bir tanesi. Sebep bu değil, sonuç da bu, sadece sonuç. İşin aslı şu, onlar küfür dolayısıyla tavırları bu. Cenab-ı Hak da onları lanetledi zaten, küfürleri dolayısıyla lanetledi. Bu mesele küfürlerinin bir tezahüründen ibaret. Dolayısıyla etmiştir derken, yani işin aslında buna bağlı olarak değil, bundan dolayı değil, işin aslında bunların yok saymaları sebebiyle, vaktiyle, bundan önce yaklaşımları dolayısıyla Allah zaten lanet etmiştir. O yüzden kullandım. Eğer bu dediğimi sağlıyorsa tekrar geri bile dönebilirim. Velakin Allah onlara, şu velakin belki yeterince Türkçe'de istidrake yaramıyor burada, beceremiyoruz belki. Yani istidrak ne demek? İşin aslını göstermek için geri dönüp orijinalini ortaya koymak. Bir yanlış zehaf veya anlaşılma olduysa onu düzeltmek. Gerçek fotoğrafı vermek için yapılmış bir geri getirme. Onlar için daha hayırlı olurdu, daha güzel olurdu diyor Cenab-ı Hak. Böyle demiş olsalardı. Sonra da bize diyor ki işin aslı, meselenin aslı onların yaklaşımları. Allah onları lanet etti. Onlar da bu lanet ile böyle saçmalıklar yapıyorlar. Elçiye düşmanlık ediyorlar. Bu onların esas küfür hususundaki tercihlerinin bir sonucudur. Ve lakin Allah onlara yok saymaları sebebiyle lanet etti. Ben derim ki yine etmiştir'e döneyim. Önceki bir olay olduğu anlaşılsın. Bundan sabık bir olay olduğu anlaşılsın. Dolayısıyla az hariç onlar iman etmiyorlar. Böyle işlerle uğraşıyorlar. Az hariç mi? Az hariç mi? Şimdi oraya ı koyarsak kişilere gidecek. Yani kişiler üzerinden anlaşılacak. Azıcık dersem İman üzerinden illaki anlaşılacak. Ama az hariç dersem sanıyorum her ikisine de gidebiliyor şu anda. Onlar ki kasıt, yani onlar değil mi zaten? O iman etmeyenler, az kısmı iman etmesi değil mi? O anlaşılacak. Herhalde o derste yoktu Hüseyin abi. Demek ki yokmuş değil mi? Biz onu... bu illa galilaları biz Kur'an'da bütünüyle baktık. Edindiğimiz neticeyi söyleyeyim. İzlenimimiz şuydu. Burada bunlar Cenab-ı Hak azıcık hariç bunlar iman etmezler. Azıcık bir şey iman ederler. Doğru düzgün iman etmezler kanaati. Bende o hasıl olmuştu. Bilmiyorum. Hocam onların kelimesini koyacakken ne belirliyor? Bunu koymamız lazım oraya. Az hariç iman etmiyorlar. Aynı şey bunun içinde var. Dolayısıyla az hariç iman etmiyorlar. Onlar sanki, onlar gene belirliyor. Kişilere gene diyor. Dolayısıyla az hariç onlar iman etmiyorlar. Yani bu onlar açık değil. Zaten açık değil, kaldır deseydin de kaldırırdım. Hı. Fiilin o içinde var sadece. Hı. Dolayısıyla az hariç iman etmiyorlar. Muallak oldu, düşündürüyor. Şey var ama hocam... Yani şey gibi yani, فَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا. Azıcık hariç bunlar Allah'ı anmazlar ayetindeki gibi. İman ya vardır ya yoktur, artar eksilmez. İşte onun etkisi dolayısıyla bunu illa kişilere götürmek isteyebilirsiniz. Yani iman ya vardır ya yoktur. Azıcık iman ne demek? Deyip bu illa kişilere dönüyor diye düşünebilirsiniz. Var tabi. Ameller imanı yükseltir. Okuyayım bir meali, sonra mülazalarınızı alayım.
Dönmüş olanlardan, buna da dipnot attık. Yani Yahudilerden demişiz. Bir ayete de gönderme yapmışız. Dönmüş olanlardan öyleleri var ki, kelimeleri kendi yerlerinden tahrif ediyorlar ve dilleriyle eğip bükerek ve dine saldırarak diyorlar ki, işittik ve asayna ve işit gayra musma'in ve ra'ayna. Halbuki onlar demiş olsalardı ki, işittik ve itaat ettik ve işit ve bizi gözet, onlar için daha hayırlı ve daha düzgün olurdu. Ve lakin Allah onlara yok saymaları sebebiyle lanet etmiştir. Dolayısıyla az hariç iman etmiyorlar. Evet, şimdi varsa mülahazalarınız başkaca mealle ilgili. Yok saymaları pek oturmuyor. Çünkü yaptıkları şey bir hak kelimenin üzerine başka bir şeyle örtmek. Yani şurada kelimesi burada üstünü örtmek olarak çok zor olacak. Yani o biliyorsunuz ilk derste inceledik küfrü. Burada üstünü örtmek için yok saymıyorlar çünkü. Olan bir şeyin üstünü başka bir şeyle örtüyorlar. Aynı manada düşündük. Bunu yani başından beri böyle yapıyoruz. Esaslı bir şey yani. Burada öyle, orada başka türlü, orada başka türlü yapamayız. Küfre biz o zaman kelimeyi araştırdık Kur'an'da baştan sona baktık. Anlıyorum, anlıyorum. Yani şimdi yaklaşık bir ders, iki ders onu inceledik. O zaman bu kanaate vardık. Bu ayette bu daha iyi gitmeyecek yani. Kelime aynı kelime sonuçta. Evet. Kelime aynı kelime. Kelime yani. Evet. Kendine bakacak olan bakacak, görecek. Ama burada üstünün örtüldüğünü görecek yani. Kelimelerin, Allah'ın kelimelerinin üstünün örtüldüğünü. Evet. Hocam ayetin başındaki o dönmüş olanlardan kasıt, şimdi okuyucu ilk nota gitmeye ihtiyaç duymayacak anlaşılıyor diye. Orada bir sakınca doğacak diyor. Yani onu bir daha düşünelim. Yani dönmüş olanlardan öyleleri var ki kim, nereden dönmüş falan diye bakar dipnota. Bakmazsa yapacak yani yanlış bir yere gitmiyor en azından. Yani sadece eksik bir şeyler kalır öyle bir kimse açısından. Aksi yanlış bir şey anlamaz. Dipnota bakarsa da Yahudiler kastedildiğini, buna dair de bir ayet olduğunu karine teşkil eder. Yahudiler kastedildiğini açıkça da yazsa. Yazmışız zaten dipnotta. Evet. Hocam bir işittik ve asayna yazdık ya hocam. Asi olmak, isyanetler olmak, o Kürtçe'ye geçmiş. Niye asayna koyduk? İşte kelimeyi böyle mi kullandılar? Eğip büktüler de, yani Hazreti Peygamber'e bunu doğrudan asayna gibi mi söylediler? Yoksa eğip bükerek o anda Hazreti Peygamber fark etmedi ne dediklerini. Ama onlar asayna diyorlardı. Allah ifşa etti onu. Biz tefsiri yaparken hocam siz dediniz Cenab-ı Hak bunların niyetleri üzerinden bize söylüyor. Tamam. Dolayısıyla niyetlerinde isyan var. Cenab-ı Hak bunu bize bildiriyor. Bunu açığa çıkarmadığına mahsur yok da okuyucu bunu okuduğunda sanki böyle söylenmiş Hazreti Peygamber'e. Arapça üzerinden gitmiyor. Biz asayna'yı çekiyoruz. Yerine isyan ettiği koyuyoruz. Bir de o dediğimiz yorumdan da çok emin değiliz. Belki de asayna'yı böyle kullandılar ama aldık manasında kullandılar. Onu da yazdık dipnota. Şey boyutunu bilmiyoruz. Bir başka faydalı tarafı bunları orijinal bırakmanın, bunlar üzerinden bir şeyler yapılmış, bu kelimeler üzerinden. Bunların demek ki sağa sola çekilebilir tarafları var. Bu fikri okuyucuya vermek yani. Yoksa dipnota gidecek zaten, anlamadığı bir kelime, asayına orada isyan ettiği görecek. Başka bir mülahaza yok ise, 46. ayet Nisa suresinin, oradaki ve lakin işin aslı manasında mı? Ve lakin mi? Ancak mesele şu ki, biz onu Türkçe'de amma ve lakin diyoruz. Tabii yani bir yanlış şey durumu, yanlış anlaşılmayı, eksik kalan bir tarafını falan söyleyeceğimiz zaman öyle diyoruz. Lakin öyle diyorsun ama oradaki ama gibi lakin. Ve lakin Allah onlara yok saymaları sebebiyle, yani işin meselenin özü bu, lanet etti. Hesap buradan, yani neticeye buradan gidilmedi. Neticeye onların küfürleri dolayısıyla
duruşları, yaklaşımları dolayısıyla Cenab-ı Hak onları oradan lanetledi. Onlar bunun neticesinde böyle işlerle uğraşıyorlar. Düşmanlık üzerinden devam ediyorlar. Halbuki geri dönecek olsalar Cenab-ı Hak da onlara hidayet eder bu sefer. Kararttığı, onları lanete sürüklediği şeyden vazgeçer. وَاِنْ تَعُودُوا نَعُودُ Siz dönerseniz biz de döneriz diyor ayette Cenab-ı Hak. 47. ayette, 47. diyorum, 46. ayetin şimdi İngilizcesine bakalım. Dördüncü sure. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا From those who repented مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا From those who repented يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ They are distorting the words عن مواضعه from its places يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون and they are saying سمعنا we heard وعصينا We heard وَعَصَيْنَا and عَصَيْنَا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ and hear غَيْرَ مُسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا and رَعِنَا وَرَعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ with a twist of their tongues لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ and as a defaming فِي الدِّينِ in the religion وَطَعْنًا فِي الدِّينِ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا from those who repented Not atalım buraya. Namely, Jews
Kürsi hangi ayetti o? Araf 154. El-Araf 156. Namely the Jews. See Al-Araf 156. They are distorting the words from its places and they are saying, we heard and asayna. Asayna'ya da dipnot koyalım. Asayna and an ambiguous word meaning an ambiguous word meaning asayna we disobeyed or we took an ambiguous word meaning we disobeyed or we took asayna or maybe they were uttering this word in an acceptable way by twisting their tongues, or maybe they were uttering this word in an acceptable way by twisting their tongues. An ambiguous word meaning we disobeyed or we took asayna. Or maybe they were uttering this word in an acceptable way by twisting their tongues. Asayna. And here, غَيْرَ مُسْمَعِينَ. Ona da benzerdik nokta atalım. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته